Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, dersin mevzusu sana ait. Kimdi? Sana mı? Evet abi, sadakat. Dersin. Sadakat. Sadakat. Sadakat, yani nasıl ki ihlas kelime manasıyla emrettiği için, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği için yapmak ihlas olduğu gibi, emredildiği gibi yapılması da sadakattır. Sadakat. Şimdi sanırımda çok düsturlar var. Bu esasen orayı da 33 tane alınmış. Daha çok düsturlar vardır. Yani o düsturlara insan, düsturların iktiza ettiği şekle hareket ettiği zaman sadakatini ortaya koyuyor. Yani sadakat artık bir çekirdek gibi bütün düsturları cem etmiş. Ha, nokta-i mihrake gibi. Evet, merkezi bir nokta. Bütün düsturlar o merkezde. O merkezde de sadakat içerisinde olması gerekiyor. Yani diyelim ki insan istinada, takvada veya uhuvvette, tesanütte istikametle hareket edebilmesi için çok işte güzel. Sadakat şart yani. Bak ne güzel olur şimdi. Gördün mü? Diğer kaidelerinde kıblesine koyan sadakattır. Sadakatsız uhuvveti düşün. Hiçbir olmaz. Sadakat olmayınca bütün düsturlar şeyler bulur. Sadakatsız ilim düşün. Sadakatsız tesanüt düşün. Sadakatsız takvayı düşün. Olmuyor. Çok değişik oldu biliyor musunuz şimdi? O zaman hizmet değil de hazmet olur o zaman. Hizmete zarar vermiş olur. O zaman adeta hayatın kıblesidir sadakat. Sadakat o kadar mühim ki. Yani abi kutsi bir merci var. Herkesi ona göre yapıyor. Yönlendiriyor. Yani kutsi merci her şeye, her fıtrata, her dostura kıblesini koyuyor. Yoksa böyle bir şey olmasa herkes kendi kafasına göre ben işte ihlaslıyım diyebilir veya kendime göre tesanüt yapayım diyebilir. Ama kutsi bir şey olsa, böyle bir merci olsa herkes ona göre ittifak edecek. Çok güzel. Ben tesanüt ediyorum diyor. Ben uvvet ediyorum diyor. Ben hizmet ediyorum diyor. Hizmetin kıblesi nedir? Sadakat. Uhuvvetin kıblesi nedir? Sadakat. Tesanüdün kıblesi nedir? Sadakat. Sadakatı çıkarırsanız hangisilere göredir? Yani ne nedir yani? O zaman hizmetin tarzı sana bir beşeri bir tarz olur. Yani arzı olur, semavi olmaz. Üst Usta Hazretleri çok güzel ya. Diyor. Benim ilmimle, irademle, ihtiyarımla değil, ilham ilahi sunatı kalbiye risale ediyor diyor. Yani o zaman düsturları koyan Cenab-ı Hak koymuştur. İlhami olarak yazıldığı için bu eser. Üstad dayı, yani Üstad Hazretleri dayı koymamış düsturları. Cenab-ı Hak koymuş. Evet. Kendi elinde olsaydı. O zaman insan hizmette tam bir muvaffakiyet oluyor. Yani yani sadakat olduğu zaman kendi rengi, kendi hissiyatının şekli yoktur orada. Orada tamamıyla yani semavi bir hakikat. Yani doğrudan doğruya Cenab-ı Hak emrettiği tarzda bir şekil, yani bir hizmet metodu şey olursa o zaman hizmette muvaffakiyet olur. Hem dünyevi hem uhrevi o zaman neticeler olur. Elhamdülillah. Çok güzel. Evet. Tamam. Yani bir çekirdek gibi düşünmek gerekiyor sadakat. Yani cami bir. Tüm şeyleri cem et, bütün düsturları cem etmiş. Adeta bir kavşak gibi ya. Bütün yollar orada bağlanıyor, oradan dağılıyor. Sıddıkiyet oradan geliyor değil mi? Yani eylem itibariyle temsilcisi Ebu Bekir'dir. Yani ilim dördüncü sırada. İmam Ali, ilmin kapısıdır diyor. Ben ilmin şehrisiyim, Ali kapısıdır. Şeyde hayat itibariyle sıdıkiyet başta. Sonra adalet. Yani adalet demek muhakeme, muvazene, haddini bilip hududunda kalmak ve hak sahibine hakkını vermek. Adalet. Üç, hilm, rıfk, enfusi, yani kucaklayıcı, şefkat, merhamet, Osman, ilim, Ali. Demek ki simge zat. Peki bu simge camide isim olsun diye değil, o isimlerde gözüken özel sıfattır. Ebu Bekir camide gördüğümüz zaman sıdıkettir. İnsan ismi, insan ismi değil o. Tamam, insan ismi olarak tanımlanıyor, tanınıyor da Ebu Bekir yapan sıdıkiyettir. O zaman isim
damenindedir yani etikettir, plakadır, araba içindeki sıfattır. Hocam Hazreti Osman'ı bir daha söyler misin? Rıfk, hilm, şefkat, enfusi, haya, haya, kucaklama, affetme, yani içsel donanım. Çok önemli. Bak Sıddıkiyet'i görüyor musun? Ümmetimin imanı bir tarafa, Ebu Bekir'in radıyallahu anh imanı bir tarafa. Evet, kavşak gibidir. Çok güzel buldu. Buldunuz, Allah razı olsun. Bak ben ne kadar memnun oluyorum şimdi. Hoşuma ben istifade ettim yani. Onun için papağan gibi tekrar ediyorum. Sadakatsız uhveti nereye yapacaksın? Sadakatsız af yapıyorsun. Sadakatsız siyasi tercih yapıyorsun. Sadakatsız birisini seviyorsun. Sadakatsız adavet ediyorsun. Sadakatsız tesanüt ediyorsun. Ne? Sadakatsız hizmet ediyorsun. Oldu mu yani? O zaman diğer bir tabir ile Hasan abi, hani sadakat emredildiği gibi, yani hariç Allah'ın istediği tarz, o zaman sadakatsizlik olduğu zaman içeride emrettiği gibi, nefsin emrettiği tarz. Ha aferin, çok güzel. Haricin Allah'ın demesi yapmasa içeriden gelenle yapacak. Çok güzel. İçerisinin o zaman hakimiyeti altında bir değişik hizmet metodu oluyor. Çok güzel. Elhamdülillah. Devam. Üstad Hazretleri gayrimüteşhir ve sadakat ilgili bir cümlesi var. Çok manidardır. Nerede söylüyor? Gayrimüteşhir. Gayrimüteşhir. Ne diyor? Zalimlere sadakat gösterenin haşırda sırtım yıkıyorsun diyor. Evet. Ha şeyde ben de okudum. Sırat köprüsünde diyor sırtım ona borç olsun. Yani sadakat çok önemli. Yani sen Risale-i Nur'a ilmini... Şey de öyle geçiyor değil mi? Türkiye'nin ilk otobüsü vardı ya 302. Oradan kalsınız. Şu aralar 302'de. Şu aralar 302'de şey diyor. Sizin diyor ilminiz bilmem şeyiniz diyor münafıkların demiyor. Sizin sadakat ve metanetiniz. Sebat ve metanetiniz. Sebat ve metanetiniz. Masonların planını akın bıraktı. Münafıkların planlarını akın bıraktı. Münafık diyor. Yani münafıkların da. Allah Allah. Sadakat kazanılır mı? Yoksa bir çabayla, bir ilimle kazanılan bir şey mi? Evet. Sadakat işte bu kazanılır mı? Onu cevap ver. Hasan abi, tevazu gibi fıtır bir haldir yani. Yani hiç dokunmadan mı gelişir sadakat? Yani insan kendi hissiyatın rengiyle hani bir çocuk hani fıtratını bozmadı, bir şey öğretmeden, öğretmesen de ne olur? Fıtratını yeter ki bozma. Yani yani tevazu gibi, tevazuya niyet edilse onu ifsad eder diyor. Fıtri bir haldir yani teslim. Eğitimle alınmaz mı bu? Yani Risale-i Nur'un yani kaydı kurallarına tabi olduğu zaman yani kendi işte bak, rengini vermediği zaman, kendi rengi gözükmediği zaman o zaman otomatikman sadakat oluyor. Ha kendi verme. Şu, tabii. Şoförlüğü öğrendiğin gibi sadakat da öğrenilecek bir şeydir. Yani sen bir şey, kendine bir şey demiyorsun. Sadece Risale-i Nur'un tarif ettiği bir yoldan geliyorsun. Ha işte Risale-i Nur'un tarifi ama okuman lazım da. Tabi. Mesela sadakatliyim diyor. Nereye sadakat edeceksin Mustafa? Ya ifrat var ya tefrit vardır. Abi. Ya ifrat ya tefrit ya vasat. Şimdi mesela sadakat dediğin doğru. Yani kendini karıştırmamak. Külliyatın dediği gibi yapmak ama külliyatın dediği gibi yapmak. İşte bu da taktik okumak. Yani eğitimle alınır. Onun dersini yapıyoruz zaten. Zaten onun cevabı da şu andaki şey. Sadakat dersini hakikaten eğitmeden, öğrenmeden olsaydı bu dersi niye yapıyoruz ki? Bak, dev adamlar, dev. 70 küsür yaşında aklım duruyor. 70 küsür yaşında adam daha Nurcu cemaat içinde siyasi nerede olacağını bilmiyor. Ama bir cemaatin başında niye sadakatı bilmiyor? Layıkayı bilmiyor. 70 küsür yaşında bir grubun başında. Acayip layıkaları bilmesen, sadakatı bilmesen, kâh dostuna düşman, kâh düşmanına dost oluruz. Aklım duruyor. Onun için çok önemli bu layıka dersleri. Bu sadaka çok önemli. Kendisi kafasına göre bazı doğruları koymuş, bu doğrulardan çıkış bir şey, doğruluk çıkarmış. Malzemeleri toplamış televizyonlarda, gazetelerde veya ne bileyim nereden, şuradan. Çok acayip. Koyayım da yani bunu neyi kastettiğimi anlayayım. Oysa konumuz bu değil. Üstad diyor ki bak Cumhuriyet Halk Partisi'ni buraya koy. Bunu durduracak Şeyhülislam seçmiyoruz. Evliya-i Azim'i seçmiyoruz. Kutbul Azam seçmiyoruz.
temiz adam şey yapmıyoruz. Tamamen halis böyle bir şey yok. Evveni şer diyor. Tabii evveni şer tabii. Bu azami şer bu. Bak bir şey için söylüyorum. Bu gelmemesi için buradan bunu durdurabilecek bizde bize yakın olan. Öyle birisi var ki çok dindar, takva. Evliye yazdım ama bir avuç. Bunu durduracak güçte değil. Bunu durduracak azami şerin gelmemesi için buradaki buna karşı gelebilecek evveni şer. Ustad bunu koymuş. Eğer bu pergeli, bak şu elimi şuradan kaldırırsan artık buraya göre bakıyorsun. Buradakileri neye göre seçiyorsun? Kendime göre. Eğer ustada göre baksaydın bu elim burada olacaktı. İçin söyledim yani. Bakın ustada kulak versen, göz versen göreceksin. Bu gelmemesi için. Azami şerin gelmemesi için öteki şer, ehven şer. Şer ama. Evliya değil, dikkat edin. Kamil adam değil. Mehdi falan değil ya. Azami şer gelmemesi için ehveni şer. Efendim şu bir sürü malzeme var ama şöyledir. Daha beteri var ben daha sana sayayım. Ama bu gelmeme. Ölçüyü görüyor musunuz? Eğer sadakat olsaydı külliyata bu elini buradan kaldırmazdı. Niçin söyledim? Sadakatsız hayatta da o kadar kişilere mesul oluyorsun. O kadar yanlışlara giriyorsun ki. Yarın sana soracaklar. Bu ne? Bediüzzaman eserinde şöyle demiş. Bu elini buraya koy. Ha bak senin kurtulmana vesiledir. Kendini karıştırmıyorsun. Olaylara, tercihlere, konuşmaya, hizmet şekline, uvvete, tesanüde, tarafkirliğine, adavetine, dostuna, düşmanına kendini katmıyorsun. Davayı göz önüne atıyorsun. Yani şu, ustad şöyle demiş. İkinci emirde 206. Koy mu buraya? Öyle dedim. Ha, sadakat, fiildeki sadakat. Devam. Bir de abi dediğiniz ya, sadakanın iki ciheti varmış. Bir manevi ciheti, bir de fiili tarafı var. Yani bunu okuyun mu şurada? Oku abi. Kişinin bağlandığı şeye ciddi ve kalbi samimiyetle bağlılığı sadakatin manevi cihetidir. Kalbi bağlılığı manevi ciheti oluyor. Bu bağlılığın tezahürü ise bağlandığı şeyin icablarını harfiyen, fiili harfiyen, tasarruf etmeden ifa etmek ve fiilen de sadakatin ispat etmektir diyor. Yani bir manevi ciheti var. Hani o mütebbat dörtlüğün üstüne geçen bir şeyler var ya. Ahkamı yapmasa da hak bilmesi gerekir manasında. Yani bir manevi ciheti var sadakat. Bir de bu manevi sadakatini fiilen ortaya koymak var. Yani fiilen. Bunu ispat etmek ciheti var. Evet. Mesela ustad şöyle misal dost olabilmesi için bir insanın bir tatlı amel eden diyor. Taraftar olmama şartıyla dost olabilir diyor. Bak ne oldu? Sadakat üç zeminde, üç şekilde izah edilir. Üç zeminde, üç şekilde. Bir, sadakatın ifrat, tefrit, vasatı. Bir, üç şekil. Sadakatın dimadaki karşılığı, sadakatın vicdani, kalbi ve ruhi durumu, sadakatın fiili durumu. 4-9 yöntem oldu o zaman. Bir daha söylüyorum. Sadakatın ifratı var. Sadakatın tefriti var. Sadakatın vasatı var. Tamam. Sadakatın düşünce boyutu var. Düşünce boyutunda sadakat. Sadakatın kalbi boyutu var. Yani kapten var. Vicdan, kalp, ruh. Enfusi. Düşünce yani. Birinci yöntem bu. Sadakat dimada nasıldır? Yani neyi düşünmem lazım? İtikat yani. Sadakatın itikat boyutu dimadır. Yani düşünce boyutu. İtikat aklidir, iman kalbidir. Sadakatın enfus boyutu. Tamam. Yani sadakatın birinci boyutu, ikinci boyutu, üçüncü boyutu eylemdir. Yani bir insan Risale-i Nur'a fiili sadakat gösteremezse itikat olarak ahkamın hak olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Ha, orada 456 mıydı? 453. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmelisin. Yapmasa, yapamasa demiyor. Yapmasa da ahkamı hak bilmelisin. O zaman sadakatımızı ifrat tefrit vasatı düşünürken mutlaka ama bunu göz ardı ederse göremeyiz bunları. Yani teknik çalışacağız. Yani
akademik olacak yani çalışmamız nedir? Dimağdaki karşılığı, enfus karşılığı, ruhta, kalpte, vicdandaki karşılığı, sadakatın fiildeki karşılığı. Üç. Mesela bu şefkat tokatlarını şöyle değerlendirebilir miyiz? Mesela bu sadakat konusunda manevi cihetten yani kalbi bağlılığı var ama fiilen bu sadakatin gerektiğini yerine getiremeyince evet. O cihetten tokatmış oluyor. Çok güzel. Sadakatın fiili yanlışlıklarının tokatıdır. Şefkat tokatı. Peki, sadakatin enfusi hataları var, orada birileri de var. Onun adı zicirdir. Şefkat tokatı, itikadı doğru, eylemi yanlış. Zecir ne demektir? Allah zecretti. Ne demek? Tokat gelmiyor. Adam hata yapıyor. Allah kimsenin başına vermesin. Hata yapıyor, tokat gelmiyor. Bak mesela. Buraya tokat vurabiliyorum bakın. Sana vurabiliyor mu? Uzaksın. Şefkat tokatı yakın olana vurulur. Zecir ise dönemiyor. O şefkat tokatın içinde zecir de var. Nedir o? Düşüncesi yanlış. İtikadı da yanlış, fiili de yanlış. Üç birleşince zicir olur. Düşüncesi ihlastır, sadakattır. Enfusteki karşılığı sırrı sadakattır. Sadakatın sırrıdır. Yani itikat aklidir. Hani var ya, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat neydi? Dimağdaki bir mertebe. İman buradadır. İhtiyar buradadır. İrade buradadır. Geçmişinizi kullanın, geçmiş bilgilerinizi. Sadakatın ihtiyar bölümüdür. Sadakatın irade bölümü daha enfusidir. Yani sırrı sadakatta diyebilirsin. Sırrı uhuvvet, sırrı ihlas gibi. Çok güzel. Şimdi sadakatımızı dendiği gibi yapmak, sadakat hepsinin kıblesidir veya hepsini kıbleye koyar, güzel. Şimdi sadakatın dimağdaki şeyini var mı? Buldunuz mu? Dimağdaki sadakat. Doğru düşünmek. Yine bir çalışmamız değil. Özellikle çalışmanı ben takip edeyim. Ben onu ayrı dediğim o zaman. Tamam, siz onu şey yapın abi. Bir de ben şunu söyleyeyim de. Söyle abi. Mesela nasıl ki abdest olmadan namazın bir manası olmaz. Yani namaz kılınsa bile. Namaz değil. Abdestsiz o namaz bir şey ifade etmez. Yani bir kıymet ifade etmez. Bir kıymeti olmaz namazın. Aynı fiili yapsanız bile. O namaz namaz olmaz. O namaz namaz yapan başlık abdesttir. Aynı bu sadakat da bütün düsturların abdesti gibi oluyor yani bütün fiilatın. Allah Allah. Güzel bir şey yaptı değil mi? Çok güzel. Mesela namaz vakti girdi. Hemen öğle namazını kıldın ama bilerek abdestin yok. Bilerek. Ama bütün namazı aynı kıldın. Doğru kıldın. Namaz olur mu? Niye olmaz? Abdestin yok. Çok güzel. Bütün her şey manasız oldu. Eğilip kalkman, sure okuman. Sevap olmuştur. Ama namaz olmamıştır. İşte bu manada yani kıble gibi oluyor sadakat. O zaman maksadına ulaştırandır sadakat. Sihirli bir yöntemdir sadakat. Dediğiniz kıble yani. Kıble. Müslümanların kıblesi. Her şeyin kıblesi. İlmin kıblesi sadakat. Bir de şu var abi sadakatta bütün düsturları bir ahenge getiriyor. Mesela ihlas olsun, takva olsun, ihtiyat olsun, sadakat, sebat, tesanüt. Mesela sadakat öyle bir düstur ki hepsini armoni gibi böyle şey yapıyor. Birbirine imtizaç ettiriyor. Çok güzel. Mesela onu bir yerde mesela tavsiye ederken mesela ihtiyatla birlikte sadakatı tavsiye ediyor. Mesela o şekilde sadakat ya ihtiyatla birlikte irtibat, ihlas. Ya bunları böyle bir yerde getiren yani olması gereken yer. Yani muhtıza-i hale göre şey yapan sadakat budur yani aslında. Muhtıza-i hale düşünmezsek mesela irtibat yapalım derken ihtiyatı şey yaparız. Bozarız. Bu manada yani sadakat aslında bu önemli bu noktaya nazar. Sadakatın ölçüsünde tesanüt, sadakatın ölçüsünde potasında uvvet, sadakatın potasında ihtiyat, metanet. Çok güzel. O zaman işte ona Risale'nin hizmeti denilebiliyor o zaman. Evet. O zaman nur hizmeti oluyor. Risale'nin hizmeti oluyor. Ama diğer sadakat olmayan İslami hizmettir ama nur hizmeti değildir. Ne demek o zaman? Sadakat seni aynı zamanda iştirak-ı amal-i uhreviyenin ferdi yapıyor. Niçin bütün hasenata, nur talebelerinin doğudaki, batı, kuzey, güney, dünya ve ahirette olanların amelin ortağız. Cemaati bir bütün yapan,
ameline, bütünlüğüne ortak eden seni bütüne getirdiği içindir. Bir daha söylüyorum. Cemaatın bütününden istifade edebilmen için cemaatın bütünlüğüne gelmen lazım. Cemaatın bütünlüğüne seni getiren ilim değildir. Dağda ninelerimiz var, taraftar. Okumamış, fazla bilmiyor ama sadakati var. Risale-i Nur ne demiş, öyledir, doğrudur diyor, tamam. Yapmasa da. Şahsi manevinin hissesi oluyor. Oluyor. Şahsi manevi senin ahirete girince göreceğiz. Hepiniz göreceksiniz. Bu söz ne demektir anlarız. Şu anda gelip geçti söz. O cehennemin dehşeti, cennetin cazibesinin karşısında ameller tartılırken cemaatin sebabının ne demek olduğunu o zaman anlarız. Cemaattan sebap almak ne demektir? O zaman anlaşılır. Şimdi böyle cemaat diye cemaat iştirak amali buraya ne olacak canım? Adam kale almıyor ya. Ayet-i kerime söylüyor. Şu fiil yanlıştır diyor. Anlamadı diyor mesela. Kale almıyor. Acaba o cehennemin karşısında böyle lakayt kalabilir misin şimdi kaldığın gibi? Ama bu olmayacak şey değil ha. Herkesin başına gelecek o. Haşir meydanında cehennemin tehdidi, cennetin cazibesi karşısında amellerin tartılırken hasenat ve seyyiatın olacak. Var mı başka? Yok denilecek. Bir başkası gelecek. Sen de kenarda dur. Hasenat seyyiat tartıldın. Var başka? Bu cemaat mensubuydu. Sadakatı vardı. Bütün cemaatin hasenatını koy. Seyyiat yok. Cemaatin seyyiatı yok. Hasenatını koy. Belki adamın diyelim ki çok fiiline sıkıntısı, eksikliği vardı ama sadakatı arkasında sağlam olduğu için değil mi? Orada bütün şahsımanın hisse alacak değil mi? Ya komple cemaattan hisse alacak. Şirket ortaksın ya. Abi ben ne koydum ya? 10 lira şirkete para koydum. Ama şirketin iyi bir kar ediyordu. Ha? Evet. Daha sonra bir sadakatta Cadde-i Kübra var. Şimdi Cadde-i Kübra'ya açılan bütün insanların hani yürüdüğü bütün insanların adeta o hizmetin ulaştırılması. Fakat sadakat olmayınca o zaman infiradı oluyor o zaman. İfrat ve tefrit oluyor. Tek hani adeta tasavvuftaki şey gibi, istiraki hal gibi ve ilmi kelamın ilmenaniyet gibi. Yani o caddeden çıkıyor. Tek, yani tek yürüyoruz. O zaman Risale-i Nur yolu da Velayet-i Kübra. O zaman Velayet-i Kübra yolu olmuyor. Zahir-i Risale-i Nur da gözükse de hakikat Risale-i Nur olmuyor yani. Çünkü Risale-i Nur Velayet-i Kübra yoludur. Aklın kalbin beraberliğinde. O da ancak sadakatle insan muvaffak olabilir. Görüyor musun? Aklı, kalbi ve fiili benim bütünlük içinde olmalı. Nur hizmeti. O da sadakatle mümkün. Sadakatle. Sadakat olmayınca Cadde-i Kübra olmuyor. Velayet-i Kübra olmuyor. Yok. Akrabiyeti mazhariyetten istalamıyor. Hani oradan feyiz alamıyor o zaman. Akrabiyet olmuyor. Kurbiyet yolu oluyor. Sırdır biliyor musunuz? Cemaatin sırrıdır yani. İksir-i nurani diyor bir yerde. Sadakat için. Yani bir de sirayet ediyor birbirlerine. Ve bir de nasıl sirayet ediyor? Sadık adam ne kadar yamuk yumuk olsa da seviliyor. Evet. Seviliyor. Mesela diyor ki niye hizmetin? Hakikaten yanlış yapıyor. Dangur dungur gidiyor. Yamuk bir ya işte hayatı var. Dangur. Ama Risale'nin dedi bitti diyor adam. Vuruyor yumruğunu böyle. Risale tamam diyor. Hakikaten adam seviliyor gerçekten. Seviliyor. Öyle değil mi? Ama birisi var. Acayip at koşturuyor ama Risale'nin dursun uymuyor. Vicdanı sevilmiyor ya. İslami bir faaliyet. İstiskalori değil mi aslında? Ya tabii acayip bir şey ya. İstifade ediyor, Risale-i Nur'la hareket etmiyor. Ama nurculuk demiyor. Veya nurcu diyor, kendi kafasına göre yapıyor. Ama ötekisi hakikaten Risale-i Nur'un hareketiyle şey yapmıyor yani. Yamuk yumuk yani. Düşe kalka gidiyor. Ama doğrudur bu. Bu doğrudur. Ben anlamam. Mesela o öyle bir adam değil mi? Neydi o? Koca Kastamonu'nun yok, İsparta'nın intibana vesile olmuş. Kimdi o? Adil Cevazlı Bekir Hanım. Ne? Neydi o? Adil Cevazlı Bekir Hanım. Adil mi? Adil. Adil Cevazlı Bekir Hanım. Ne yapmış biliyor musun? Merak ettim. Okuma yazma şey yokmuş. Gidiyormuş böyle hocalara, halde müftüye, sen bana dükkana ya dedi bir oku sen, bir oku sen. Okuma yazması yok biliyorlar. Bana bir paragraf okuyacaksın Allah için. Okuyor. Bazısı tam okuyor bunu memnun ediyor gönderiyor. Bazısı
Allah Allah. Ya kendi ihtiyacını da hissediyor okuyan. Güya ona okuyor. Çünkü eskide öyleydi. Götürüyordu kitabı, sen bana bir paragraf okusun. Var bizim Şeriatçı Osman da öyle. Evet, o da öyle. Mellat'ta. Gözü görmüyor. Acayip bir şey ha. Kitap bu. Çok kişi nurları tanımış pazar. Sert vermedi insan, hanımlar, hanım... Hanımlardan, müftülerden, hocalardan, emniyet müdürü, kaymakamdan, polisine kadar kesinlikle kitap vermediği ilçede kimse yok. Onun vesilesiyle tanıyanın haddi belli değil. Ama tutmuş, emniyete gidiyor. Olmuş da anlatıyorum size. Emniyet, zındık diyorlar. Gitmiş, bir yer kendisine göre bulmuş. Oraya kağıt koymuş. Gitmiş emniyete demiş ki, bana anlat. Gitmiş ama sopayla. Ya buyur demişler. Ya müdür bey demiş. Ya senin yeni geldiğini dediler dedi. Ben de seni tebrik eder, mübarek olsun, dua etmeye geldim. E kim bir duayını istemem der. Hazırlan senin duanı da istemem der. Ha buyur dedi ya, gel bir çay mı? Ya müdür biraz koy. Ya dedi, ne var öyle? Ya senin... Ağzından buraya bir dinlemek istiyorum. Biliyorsun ben görmüyorum. Çok hoşuma gitti benim. Ulan bunu kırmayayım dedi ya. Niye bana bunu okutturuyorsun demiş. Ya müdürüm demiş. Kadın okusa ayrı hissediyor. Ötekisi okusa ayrı şey yapıyor. Bir de müdürün ağzıyla bunu duymak istiyor. Tamam demiş. Adı Şeriatçı Osman. Seni mi kıracağız? Açmış. Oğlum. Diğer polisler anlatıyor. Bir ona bakıyor, bir bakıyor. Bir an, Osman deyip aşağıya da okuyayım mı dedi. Oku müdürüm dedi ya, dinleyeyim dedi ya. Ondan sonra demiş ki, sen bunu bana getirdin bana. Öyle nurları tanıyan çok varmış. İşte Adil Cevazlı Bekir Ahmet. Evet. Bir şehrin diyor ya, şehrin intibahına vesile olmuş. Bir şehir, şehir uyandırmış. Gitmiş almış kitabı. Bilmiyorum demişler, bir oku sen şunu. Okuma yazma bilmiyor ama Arif. Arif. Okuma yazma bilmiyor. Ama Arif. Arif. İşte Arif'lik bu olmamış. Görüyor musun? Ama sadakat acayip. Ve bir daha söylüyorum, üç defa olsun. Bir şehrin diyor, ustad diyor, intibahına vesile olmuş. Şehir, şehir. Sadakat bambaşka bir şey ya. Bir şey de anlatacaksın abi. Bu çoban nur talebesi varmış Isparta'da ustad zamanında. O zaman Konya'da Hoca Vehbi Kulasatıl Bey'in 16 cilt müfessir, tefsirin müfessir. Neydi o kitap şey? Vehbi Efendi'nin neydi o? Hoca Vehbi diye geçiyor külliyatta. Tamam da Hoca Vehbi tefsirin adı bir şeydi ya. Kulasatıl Bey'in. Ha Kulasatıl Bey'in. Onun müfessiri Risale-i Nur'a itiraz et. Bu abi demiş ki, Nur talebesi, ustadım izin ver demiş, ben Konya'ya gideyim Hoca Vehbi Risale-i Nur'a okuturacağım demiş. Ustad da izin ver. Çoban. Ha çoban. İhlas Risalesi'ni o kitap nusalardan almış böyle, sayfalardan almış, yaya gitmiş. Ta 300 veya 400 kilometre Isparta'dan Konya'ya yaya gitmiş. Isparta'dan Konya'ya. Evet, yaya gitmiş. Şabanabat arasında anlatayım bunu. Sonra işte o Halici Savrab'ın dükkanında görüşüyor. Diyor ki böyle böyle işte Bediüzzaman'da birisi gelmiş orada bir şeyler anlatıyor, bir şey anlamıyoruz demiş. Onu da seni sana götürdüm, sen büyük alimsin demiş. Buna bak demiş, doğru mu, yanlış mı falan. O bakıyor ki, okuyor okuyor diyor ki, Bediüzzaman doğrudan seni bana gönderdi. Benim de imanım tehlikeli olduğunu anladı. Ondan sonra işte Müsaade Hoca. İmanım tehlikeli olduğunu Allah. Oysa müfessir vardı. Ben demiş bu İhlas Risalesini okudum ben de. Bu İhlas Risalesini daha önce elime geçseydi tefsiri yazmazdım. Aynı böyle demiş. Ustad da şey diyor. O karama kardeşimiz diyor. Ata diyor. Ot götürdü diyor, et götürmedi diyor. Yani ite, et, ata, ot. Karıştırırsan, o da hayvan, o da hayvan dersen, hayvan sen olursun. O da hayvan ama o ot yer, o da hayvan ama et yer. Orada nedir? Risale'nin bir müsbet hareketi evet. ile fiili. Hareket et, fiili. Ha ne oldu? Hem konuşalım. Sadakatin fiildeki karşılığı. Bir de şey var abi, mesela sadakat şu, yani tebliğ ve neşir müstür var, esası var. Orada da mesela dediğiniz gibi... Damara dokunmamış. ...müktezayı hale göre yani mesela, ona göre şey yaptı. Müsbet hareket. Müsbet hareket. Diğer türlü verseydi,
Hocam bunu bir okur oku da bir bak hele yani böyle tamam sağ bir tefsir yazıyorsun da bir bak yani bak ilmin nasıl bir ölçü adam bir insan dese çiçekten der. Yani bir de uslup çok önemli değil mi? Evet. Takdim şekli. Sadakat yani. İşte 60 senelik komünistin intibaha gelmesiyle bu müspet hareket tarzıyla halin etrolun vesilesiyle biliyorsunuz. Evet. 60 senelik komünist ama Salih Gökkaya değil mi? Müspet bir usulle yanaşmasıyla beraber adamın intibaha vesile oldu. Yani ben şunu istiyorum mesela, o sadakat şey yapıyor yani diğer düsturları basita indiriyor. Mesela sadakat hepsiyle birlikte, bütün düsturlarla birlikte meseleye bakmak oluyor. Mesela o tebliğ de dediğiniz gibi üstü eğer farklı olsaydı, yani o müspet hareket düsturla birlikte o meseleye bakmasaydı, o tebliği de ifade edecekti veya tefer edecekti. Onu basita getiren diğer düsturlardır. Evet, ya çok doğru. Bir de Hasan abi bazen sadakati böyle mesela insan doğru söylemek ya da bağlılık zannedebiliyor. Halbuki sadakat bütün latife ve his ve fiiliyatla mesela bütünlüktür. Yapmak. O bütünlüğe sadakat denir. Yani iddia etmek değil. Değil. Realitesi var bunun. Evet. Bak üçü birbirinden koparsa sadakat olmuyor. Fiil, enfusi, dima, akli. Bir tanesi yamuk olursa gidiyor. Sadakat olmuyor. Yani kapsız akıl ifrattadır. Yani vasat üçüdür. Oraya kadar evet, gelmek istemiyordum evet. Ama fiil, kan, akıl üçü bir araya gelirse istikamet budur. Kapsız akıl ifrattadır. Akılsız kalp. Akılsız kalp da şey yapılmışsa kendi enfusidir, kendisine göre tefritte kalıyor. Yani tefrit, yani şey yapmıyor, kendisine bırak diyor bu insanları diyor, bunlardan bir şey olmaz diyor. Ya değer diyor, ne vereceksin ona diyor ya. Ya bırak bırak gitme anlatma boşuna diyor. Onun için her hissin, unutmayın her hissin, şefkattır, şehvettir, gadaptır, uhuvettir, ihlastır, sadakattır, hep her hissin ama Allah ne vermişse, hepsinin üç modu var. İfrat, vasat, tefrit. İfrat, vasat, tefrit. Tamam mı? Üç modu var. Ve her şeyin dima, enfusi, yani kalbi ve ruhi ve fiili. Oku bakalım şimdi bir paragrafı. Şimdi şey, kısa, şu öz olsun. Bu hani, hangisi şey olduğunu beraber inceleyeceğiz. Dimada mıdır? Enfusi mi, sadakat mıdır? Fiili sadakat mı? Beraber yapacağız. Oraya girmedim. Edile-i Şeriye vardı sana bir de. Ha Edile-i Şeriye. Ha tamam. Hani Kur'an'dan nasıl ki şeriatta delil olan dört tane şey vardı. Kur'an, sünnet. İcma, kıyas. İcma ve kıyas-ı fukaha diye. Şimdi burada da bu şeyde de zaruret, musallemat, muhakimat, muhkemat ve esasat diye. Mesela zaruret iman esasları olarak, musallemat İslam esasları, muhakimat da muhkemat da Kur'an açık emirleri, esasatta ittifak edilmesi, kabul edilmesi olan, mecbur olan rükünler. Hı hı. Bak şimdi, çok antika. Risale-i Nur, Kur'an'ı bir yöntem ya, Kur'an bir tarz ya, Kur'an'daki var olan hakikatları nereye ne kadar değer vermişse Risale'nin de oraya o kadar değer vermiş. Kur'an'ın ahkamını ilmi usulü din uleması tasnif etmiş. Ahkamını. Bu esasat mıdır demiş bu ayet ve hadis. Çok önemli. Adam şimdi hadisi ve ayeti getiriyor sana. Arkadaş bu esasat mıdır? Bu muhkemat mıdır? Bu zaruriyat mıdır? Musallemat mıdır? Dört kategoride incelenir. Ondan sonra sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun, muttalan, sonra dimadaki mertebesi. İşari, rumuzi, ilhami, vahiy. Onlar da ayrı kategori. Ama temelde Kur'an ve sünnetin ilmi usulü din uleması, ilmi usulü din uleması esasat mıdır? Zaruriyat mıdır? Muhkemat mıdır? Musallemat mıdır? Şey yapılmış. Şimdi bizim dusturlarımız da Risale-i Nur'un esasatı mıdır? Risale-i Nur'un muhkematı mıdır? Musallematı mıdır? Zaruriyatı mıdır? Sadakat hangi kategoriye giriyor?
Ama bunu anlamak için bu tabirler diyecekler ki bu nereden çıktı? Bak onlar şöyle demiş. Onların şeyi. Zaruriyat demek sen iman esası var ya, iman edilmesi zaruri olan. Zaruriyat Allah'a iman, peygambere iman. Yani Allah'a iman edilmesi zaruri olan açık emirler. Zaruriyat bu demektir. Musallemat eylemdeki yaşantıya ilm-i usulüdün uleması eylem. Mesela İslam, namaz kılmak musallemattır. Oruç tutmak, zekat vermek, kaç vermek. Yani eylemdeki fiil yapılması lazım. Yapılması olmaz. Buna musallemat denilir. Eylem. Muhkemat ise Kur'an'ın açık emirleri. Mesela ötekisi iman esası gibiydi ama bu içki içmek iman esasından değildir. Tesettür iman esasından değildir. Miras hukuk iman esasından değildir. Altı tane değildir ama Allah'ın emridir. Buna muhkemat denilir. Faiz. İman esasından değil yani. Allah'a iman, peygambere, ahir, ahmetü billahi ve melaiketi ve kütübü. Buna şey denilir. Zaruriyat. İman esası. Ama bu muhkemat ise iman esasından altı tane değil ama Allah'ın açık emri var. Yani tevil ve tefsir kullanılmaz. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Tamam. Şimdi adam mesela bu muhkematı mesela şey yapıyor, tevil ediyor veya tefsir ediyor. Diyor ki hava çok sıcak olduğundan diyor mesela oruçla ilgili. Orucu diyor işte efendim kışına tevil edebilirsin diyor. Ha işte bak ne kadar şey. Esasat ise ittifak edilmesi, kabullenilmesi mecburi olan rükünler. Kabul edilmesi lazım. Nedir o? Yani bunsuz o esası söktüğün zaman o yoktur. Mesela edile-i şeriye. Demiş ki kitap, sünnet, ondan sonra icma kıyas. Bu esastır. Kalktığı zaman bu, üzerine kurulan şey de yoktur. Yani üç taneyi ayakta tutan şey. Esas aşağı. Onun için ihlasa ne demiş? Esasattandır diyor. Lemaların hemen ilk İhlas Risalesi'nin sayfanın dibinde ihlasa ne diyor? Esas diyor. Peki, burun hangi kategorisine gidiyor sadakat? Okudun mu? Esasata gidiyorsun amin. Esasata gidilme. Evet. Buna giriyor. Eyleme. Yani şöyle diyelim şimdi esastan hani bir temel olarak diyelim ki evin direkleri gibi ve binanın işte zahire teşekküller vesile olan çimento ve demir gibi için çeksen onları bina yıkılır. Hepsi çıkıyor. Şimdi hizmeti de esasat olmadığı zaman o hizmet yıkılmış. Görüyor musunuz? Yani. Elhamdülillah. Olmuyor. Görüyor musunuz? Maşallah. Esasattır. Risale-i Nur'da sadakat esasattır. Hizmetin temelidir yani bu. Risale-i Nur'da ihlas esasattır. Risale-i Nur'da uhvet esasattır. Risale-i Nur şeyde takva esasat değildir. Musallama, he? Usul esas. Usul esas. Musallamattır. Musallamat oluyor o zaman. Daha üstün. Evet. Sıralamayı bir daha yapalım. Zaruriyat. Zaruriyat, musallamat, muhkemat, esasat. Onu tanımlamak için kafamıza yakınlaşılsın diye ben dinden misal vereyim. Zaruriyata iman esasları gibi. Musallamata İslam esasları gibi. Öyle düşüneceksin Nurculuk. Muhkemata Kur'an'ın açık emirleri. Mesela tesettür, biraz hukuku. Tamam. Esasat ise ittifak edilmesi, kabul edilmesi mecburi olan hükümler. Yani bunları ya edile-i şeriye gibi. Ne demek esasat? Olmadığı zaman üstündekiler de yoktur. O üç taneyi ayakta tutan. Yani bunlara, üçüne ittifak edilmesi lazım. Ben Süleymancıyım, ben tarikatçıyım, ben şuyum diyemez. Diyecek ki bu üç tanesine, iman esasına, İslam esasına ve Kur'an'ın ahkamına, açık emirlerini kabul ediyorum diyenlerin deme mecburiyetine denilene esasat denilir. Esasat diptir. O binanın dibidir. Neyi? Üstünde ne var? İman esası var. İslam esası var. İmana ve İslam esasına girmemiş Kur'an'ın açık emirleri. Ha? Mesela tesettür farzdır. İman esasına girer mi? Girmez. İslam esasına girer mi? Girmez. Tesettür o zaman nedir?
Tesettür muhkemattır. İman esasına girmeyen, İslam esasına girmeyene muhkemat denilir. Allah'ın açık emridir, emirleridir. Tevil kaldırılmaz. Tevil kaldırılmaz. İşte bu üçüne ittifak edilmesi zaruridir. Çünkü bunlar bizim üç tanesi esaslarımızdır. Ha, esas bu üçü kabul eden kişidir. Yani o kişinin dimağı, kalbi ve fiilidir. Unutmayın. Bu üç tane esası kabul eden kişinin dimağı, kalbi, ruhu, fiilin bütünlüğüdür. Mesela Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyomil ahir. Beş tane iman esasını iman eden kişinin yapısı. Kader. İnsan demek. Kader, insan kendisini tanıması demektir. Şöyle diyeyim. Naci böyle şaşırdığı için, diğerleri alışmış benim üslubuma da. Enteresan bir şey olsun. Tam kaynaklanmış. Evet yani enteresan, onun için kastettim yani. Onu vurgulamak istedim. Şu, Naci'm şu çok önemli. Not aldım ben. Bak şu, Allah'a iman etmek sana bir şey değil. Harici onaylamak. Harici tanımlamak. Hariç benden bir şey. Bir şey benim dışımda bir şey. Allah'a iman etmek. Allah benden hariç bir şey. Bak şu. Evet. Ve melaiketi benim dışımda bir şey. Melaikeleri benim dışımda bir şey. Ve kütübi benim dışımda bir şey. Ve rusuli benim dışımda bir şey. Vel yevmil ahir. Ahiret benim dışımda bir şey. Kadere iman etmek benim dışımda bir şey yok. Ben kendim. Zahirisi kaderin risalesi, batınısı dört zeyil. Orada dört tane zeyil yok mu? Evet. O niye konmuş oraya? Ne alakası var kaderle? Kaderle ne alakası var? Bir tane çıksın söylesin. Şey mi diyorsunuz? O zeyil dört hatve mi diyorsunuz? Dört hatve. Kaderle ne alakası var ki oraya kaderin zeyili olmuş? Evet. Kader risalesini daksille sileceğim ben. Kader risalesini, kaderi sileceğim, insan yazacağım. İnsan risalesi. Hiç fark edecek misiniz? Delilim de şu. Kader, insanı gururdan, cüz-i ihtiyarı, Adem'i mesuliyetten kurtarmak için akaide girmişti. Kim bu? İnsan. Peki kadere iman edince ne oluyormuş? Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden param çoğalır. Kadere iman etmek Allah'a imanım artar. Hayır. Kadere iman etmek ahirete yakınımı artar. Kadere iman etmek peygambere yakınımı artar. Hayır. Kadere iman etmek enfus yapılanda kederden emin olurum. Neticesine bakın, kendisini tanıyın. Kadere iman etmenin neticesi insandır. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Yani ben olurum, başka bir şey yüceltmiyorum. Kadere iman ettiğim anda ben inceliyorum. Kadere iman ettim, ben inceliyorum. Allah'a iman ediyorum, Allah alemim de yüceliyor. Neticesine bak, geriye dön. Evet, çok mantıklı. Tamam. Ondandırdı ki kader risalesi zordur. Niçin? Allah hariçtir. Tanımlamak kolaydır. Allah bile beni mi tanımak istiyorsun? İlk önce kendini tanı. Allah'ı tanımaktan zordur kendini tanımak. Çünkü Allah diyor ki Celle Celaluhu, men arefe nefse fakat arefe Rabbehu. Allah açıktır, ben gizliyim. Çünkü tanıyacak kişi benim. İlk önce kendini tanı ki kendinle tanıyacağın bir şey. Kendini tanımasan Allah da yoktur. Onun için bütün dertlerinizi buradan çıkarıyorum. Bütün dertlerinizin dermanı kendini tanımaktır. Allah'a imanını mı artırmak istiyorsun? Kendini tanı kardeş. Ahirete imanını mı artırmak istiyorsun? Kendini tanı kardeş. Çünkü merkez sensin. Pergeli kendine koyacaksın. Bak dört hatlıya bakın Allah aşkına. İrfan. Niye konmuş oraya? Enfus değil mi? Ne diyor o, bir ayet var. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah'ın bir cezasına bakın. Siz mi kendinizi unuttunuz? Allah da sizi unutturdu. Cezaya bak yani. Allah aşkına. Cehenneme koyacağını demek diyordum Allah'a.
Sen mi Allah'ı unuttun? Ona rızkını keseceğim senin. Sen mi Allah'ı unuttun? Kafana taş yağdıracağım. Sen mi Allah'ı unuttun? Çocuk vermeyeceğim sana. Sen mi Allah'ı unuttun? İşini hep ters götüreceğim. Hayır. Sen mi Allah'ı unuttun? Seni sana unutturacağım. Aha beleye bak. Bizim yukarıki bir Bogina denen bir köy var. Ha belasa diye böyle bir tabir kullanılır. Aha sana bir bela işte. Hangi sürede hocam bu? Söyleyeyim, şu sözlerde gösterin. Siz kendi şu sözlerinizi açın. Üçüncü akfemi neydi? Onu arkadaşlar der. Çünkü sözlerim yanımda değil. Hocam söylediğiniz cümle neydi? Beş tane... Ne dedim bilmiyorum ki. Beş tane iman esasından... Dediniz. Beş tane iman esasını iman eden kişi, kadere iman eden, kadere iman kişi... İnsan demektir kader. Çünkü niye bak? Allah aşkına bak iki tane şey söylüyorum. Bir, üç tane. Bir, men amene bil kader, eminim ile kader. Kadere iman eden Allah'a imanı artar. Değil. Kadere iman eden ahirete yakiniyeti artar. Değil. Kadere iman eden meleklere yakiniyeti artar. Hayır. Kadere iman eden ettim. Silahı gönderdi bana. Kadere iman eden kederden emin olur kişi. Başı boşluk yok yani. Yok. O beş taneye sahiplenen kişi demektir. Bu beş tane bana lazım demektir kadere iman etmek. Kader bak kadere iman etmek nefsi gururdan cüz-i ihtiyarı hissediyor. Adim-i mesuliyetten kurtarmak için akaide girmiş. İnsan değil mi bu? Bak kadere iman etmenin tarifi yapıyor. Kadere ben niye iman etmeliyim? O cümleyi okursanız ya ben yanlış mı söylüyorum? Kader nefsi gururdan, doğru mu söylüyorum ezberim? Nefsi gururdan cüz-i ihtiyarı Adem-i mesuliyetten kurtarmak için kader denmiş. İmana girmiş. Onun için kader derse herkes farklı yapar. Çünkü herkes kendisini farklı tanır. Kimisi dimağdan tanır, kimisi buradan tanır, kimisi elemle tanır. Bak dört atfe niye koyayım? Dört atfe demek enfusidir. Kaderin enfusisi dört atfedir. Kaderin mülciyeti, zahirisi kader risalesinin kendisidir. Akaittir, usuldür o. O öyle yaparsan kader risalesinde o insanı tanımladığı gibi düşünür yaşarsan dört hatvede kemal bulursun. Ve nurculuğun dört temelidir o. Ats, fak, şefkat, tefekkürdür o. Ats, fak, oralara şimdi yine nereden girdik ya? Ats, fak, şefkat, tefekkürü, dört hatvenin kendisi, nurculuğun temeli, edile-i şerif temeli, dört kitabın, dört peygamberin, dört ulul az peygamberin, dört ulul az melaikenin, dört atve. Dört kıyılı çanta yok muydu hani üçüncü sözde? Dört kıyılı çanta. Niye beş değil de üç değil? Bu işte. Çantayı kendisi yani. Kendisi kendisini tanıyor. Hani Naci dedi ki, Süleyman Aleyhisselam'da mıydı o kuşların sultanına gidiyorlar? Tamam. O şeydi, Humayrun bir kuşu muydu? Neydi bir? Sümurk mu? Ha, şimdi oradan farklıdır bu. Nedir biliyor musun sen? Gitti falan o engelleri açtı kimisi seyahat ederken. Yani kuşların bir şey dedi de. Kuşların bir dertleri varmış herkesin. Sultanlarına, kuşların sultanına gidiyorlar. De. Giderken kimse açlıktan, kimse yorgunlukta, kimse bilmem ne de telefonmuş. Bir kişi gitmiş, saraya girmiş. Bir bakmış sarayda ne varmış? Ayna. Ayna varmış. Aynada kendisini gördü. Bu işte böyle değil. Aynada kendisini gördü. Farklı göremez. Bu neyse bu. Ama burada ise öyle değil. Kendini tanıdığın anda gözüken başka bir şey. Tamam. Fermuar takıyor. Bir daha söylüyorum. Men arafe nefse fakat arafe rabbi. Ya Rabbi seni tanımak istiyorum. Kendini tanı. E ben kendimi tanırsam ne olacak? Olacak işte. Men arafe. Yani kendini tanıyanın da başka bir tabiri, diğer şeyle hakikatını anlaması. Hakikatını tanımak. Kendini tanıdığın an hakikatin kendisidir. Cibri-i Muhammed'i bundan felsefe tak uzladı yani. Değil mi sen abi? Cibri-i Nur Muhammed'i görmüş. Evet. Kendini tanıdığın anda seni meydana getiren esmadır hakikat. Kendini tanımak, hakikatını tanımak demektir. Kendini kendine tanımak şüpheciliktir. Kendini hakikatinle tanımak hakikattır. Çünkü kim onaylayacak senin doğru bulduğunu? Senin cinsinden başka bir adam. Ahmet Mehmet. İşte felsefe akımı böyle çoğaldı.
Ama kendini tanımayı insanüstü bir kaynakla onaylanırsan, ha doğru söyledim, şurayı yanlış söyledim, biraz da böyle de ol. Bu da sadakatin de şey ya, bak o Allah soktu bizi oraya. Sadakat. Bakın bak sadakat ne kadar güzel gidiyor, ne kadar bereket. Ha? Acayip bir şey ya. Sadakatin, arkadaşlar sadakatin itikat, kalbi enfusi boyutu bu. Kadere iman etmek sadakat yani. Altı tane iman esasına sadakat, kadere iman etmek. Sadakat dersidir. Çok güzel. Bir tane okuyalım ama keyifli değil mi bu? Tabii ya. Kadere iman eden işte şeyden emin olur. Müsibet. Kederlerden emin olur. Yok bir de o şey vardı. Ben kederden... Adem mesuliyetten kurtarırım. Kader iman etmek insan gururdan cüz ihtiyarı Adem mesuliyetten. O kadere çıkınca sadakat koyuyor da sanki uyuyor yani. Ama bak aferin ya. Sadakatı koy aynı uyuyor ya. Mesuliyetten de kurtarıyor. Bak sadakata iman etmek, uymak... Adem mesuliyeti ya. Mesuliyet senden kalkıyor. Doğru. Niye böyle yaptın diye Allah soracak bana diyeyim. Sormayacak mı? Hepinize soracak. Parası bana mı soracak canım? Bana diyecek ki niye böyle yaptın? Vallahi bunu ibraz edeceğim. Diyeceğim ki ya Rabbi böyle. Hasenat cihetiyle yaşıyorum diye Allah'a hadsiz şükrediyorum diyecek, tamam mı? Yalnız günah cihetiyle ölüyorum. Bak niye böyle dedin? Ve sadakat böyle. Risale-i Nur fevkalade beyanatıyla, dersleriyle inşallah kendimi ferasem et. Bak burada da sadakat var burada. Yani diyeceğiz ki bunu göstereceğiz. Yani bir, gördün mü elinde bir şey mihenk oldu. Mesela ne için böyle yapıyorsun? Vallahi böyle, bundan yapıyorum. Herkes bilecek ki ha bu böyle yapıyor, buna uyuyor. Buna uymazsanız bunun adı kendini ilah edineceksin. Kendini ilah edineni görmedin mi? Allah aşkına buna göre hareket etme. Nereye göre hareket eder? İlah edin. Peki biz buna ilah mı diyoruz? Hayır, Kur'an'ın tefsiridir. Ben sana tabi değilim diyor. Ey nefse var, ben sana tabi değilim. İnsan ya dahile iman eder, yani tabi olur ya harice. Biz Allah'a, ya Allah ilahımız olduğu için onun ilahlığını Kur'an'ında, peygamberinde ve onu bize gösteren, ben Risale-i Nur'a vallahi billahi tallahi söylüyorum. Bediüzzaman ne diyor diye bakmıyorum ki. Kur'an ne diyor? Kur'an ne diyor? İşte öyle niye bakıyorsun sen abi? O bakışı ustad, o da ustadın sadakati. Tabii ustad bana böyle demiş. Ben demiyorum diyor. Kur'an'la konuşan ustad. Evet. Diyor ki benim kendi sağlığında zaten insan merciyetini kaldırmış. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez diyor. Bir de diyor ki çok acayip. Beni acayip mesle diyor. Ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Demir bakır çıkarsa gıybet iftira arkasını gönderiniz. Altın çıkarsa febiha alınız. Acayip bir şey ya. Bak ben dediğim diye kabul etmeyiniz. Ben hatasız görmek hatadır diyor. Ha barla da en büyük şey. Ustadını kusursuz zannetme kusurdur diyor. Aman ya Rabbi. La has tomesto yakamadan yemiş mi hep tomesto diye. Ya sen kendini nasıl böyle diyorsun ya? Şimdi adamlar ben Resulullah'tan almadıkça bilmem şeyden Allah'tan direkt mesaj almadıkça söyleyemem seni. Nerede usta diyor ki ustadını kusursuz kabul etmek kusurdur diyor barlada. Bu kadar harika bir ölçü olur mu? Bu kadar mükemmel olur mu? Ya ben nasıl heyecanlanmayayım ya? Böyle bir nasıl bir ustad ya? Bak ustadını diyor kusursuz zannetmek kusursuz zannetmek kusurdur diyor. Sadakatte ifrat. Acayip bir şey ya. Harika. Masat de. İfrat değil mi? Yani yok. Kusursuz görmek diyor. Ha evet. Evet sadakatta ifrattır. Ustadını kusursuz görmek. Ha peygamberler mahfuzdur ve masumdur. Peygamberler masumdur ve mahfuzdur. Ama müceddidler, imamlar, imam azamlar, geylaniler mahfuz değildir ama masumdur. Cebrail'le korunmuyorlar ama günahları yoktur. Masumdurlar. Günah yok. Çocuğa niye masum diyorsun? Günah yok. Çocuğa masum diyorsun. Çocuğa öyle demiyor musun? Masum çocuk. Yani masum, günahsız demektir. Ha, günah işlemeyene masum denilir. Mahfuz ise korunuyor. Allah ayeti iladesiyle diyor ki, biz peygamberleri biz koruyacağız. Başka korunan bir merci var. Kur'an. Kur'an korunuyor. O hangi ayetti söylemişti? Vallahu ya'sumke minen nas. Evet o başka bir de... şey vardı ya, yok o değil. Hangisi?
benim için Kur'an'ı Kur'an yapan, Kur'an kadar değerli bir ayet. Ya mübalağa zannediyorlar beni. Biz indirdik Kur'an'ı, biz koruyacağız. Ayeti Kur'an'ı Kur'an yapıyor. Yoksa şüphecilik olur. Kur'an'ı Kur'an yapan bu ayettir bana göre. Bunu Hafız kardeş söylemişti. İşte onu dedim ya, neydi o? Neredeydi işte ya? Rad suresi neydi ya? Evet. Suresiydi de. Tamam, neyse. Şimdi burada bırakalım. Tamam. Şimdi ne yaptık? Sadakati konuştuk da. Yarın sadakati paragraflarını okuyacağız. Dimağa mı bakıyor? Enfüse mi bakıyor? Kalbi, ruha mı bakıyor? Eyleme mi bakıyor? Sadakatın üç boyutunu da inceleyeceğiz. Sadakatı bir tanımladık. Sadakat neyin nesidir? Yenilir mi, içilir mi? Bize ne yapar? Demek ki kavşak gibidir. Diğerlerini istikamete koyar. Diğerlerini armoniye getirir. İnsanı dengeye getirir. Tamam? Mesuliyetten kurtarır. Kutsiyet verir. İştirak amali uhreviyeden hissesine, almasına vesile olur. Başka? Herhalde bu tür şeyler söylüyor. Yani sadakata sana bir şey olarak, çekirdek olarak bakıp bütün düsturlar içerisinde bütün düsturları... Evet, ağacın çekirdekten çıkması gibi. Düsturları barındırıyor. Yani uhvet yapacaksın, sadakat ölçüsünde yapacaksın. Tesanüt yapacaksın, sadakat ölçüsün. Yani o potada... O mihenk olacak. Eğer evet. Uhuvvetin veya herhangi bir hizmet tarzını, herhangi bir düsturun hani istikametlidir veya değildir, ölçü sadakat. Evet. Tamam. Şimdi ne kadar hoş oldu. Değil mi ya? Bu bir. Hadi bakalım. Vahir davahım. Enelhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.